Abdullah Bey, medreseden sizi çağırttılar. Acil gitmeniz gerekiyormuş. Sina ortalığı yine karıştırmış herhalde. Ya sabır. Daha okulun ilk günü sınıfın huzurunu kaçırıp saygısızlık yaptı. Her meselede durmadan konuşuyor. Hadsizlik edip bize akıl veriyor. Hocalar şikayetçi, gördünüz. Gayrı olduğunuz burada kalamaz. Yapmayın hocam. Nereye göndereyim? Usisi hocalar tutun ona. Buna maddi imkanımız yetmez. Ben onunla konuşurum. Söz veririm, bir daha yapmayacak, söz. Olmaz efendi. Kolay gelsin komşu. Mahi, Mahi, Mahi bir dur. Bir dur, bir dur. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin diyeceğim ama senin derdin başından aşkın. Bir derdim yok şükür. Doğru. Senin çocuğun sana niye dert olsun, değil mi? Varsa yoksa konu komşuya işte. Mahiye çocuktur onlar. Bak, Naim sever diye keçi boynuzu getirdim ha. Hem beni kadıya şikayet edeceksiniz, hem gölgelimi yıktıracaksınız, hem de gelip uzatma diyeceksin, öyle mi? Çocuk haklı işte Mahiye. Sen bilmez misin Sina'yı? Bak, hem babası onu medreseye götürdü. Allah'ın izniyle daha da uslanacak. Bundan sonra başka bir Sina göreceğiz artık. Senin oğlanı medreseye alırlar mı hiç? İlk günden orayı da birbirine katar. Niye öyle yapsın canım? Sina çok akıllı diye çekemiyorlar onu. Şehriyar neredesin? Ana kitaplarım nerede? Sina? İlk günden medreseyi birbirine kattı da kovuldu. Gel de oğluna bir şeyler söyle. Sina! Eşkıyanın adı da akıl diye çıkmış. Hocalar bile dayanamamış. Ya Rabbim, çocuğumu bensiz bizsiz koruma. Onun büyüyüp kendine, hayatına sahip çıktığını görene kadar benim canımı alma. Allah'ım, bana göğü, yıldızları keşfetmem için akıl ver. Şu sonsuzluk o kadar heyecanlı ve büyüleyici ki insanlar kesiliyor. Gökteki bu büyük nizamın bizlere söylediği çok şey var. Allah'ım, sen bana göğü, yıldızları, tabiatı kavramamı nasip et. Çünkü bunları öğrenmeden rahat edemem. Dilini öğrenip göğü defet edeceğim.